Stüdyomuzda bugüne kadar 26 kitabı yayınlanmış bir isim bizimle birlikte Sayın Birol Öztürk konuğumuz. Kendisiyle yazmış olduğu kitapları hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz Birol Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Adım Birol Öztürk, Ordu'da yaşıyorum. Ordu Ticaret Borsası'nın genel sekreteriyim aynı zamanda. Kendi çapımda şiir yapmaya çalışıyorum, yazıyorum. Bunları da işte yayınlatma imkanı bulunca da kitap haline getirip paylaşmaya çalışıyorum. Peki ne zaman yazmaya başladınız? Ya çok aslında uzun bir hikaye diyeyim ben buna. Hep şey diyorum, okumayı yazmayı öğrendiğim günden beri okuyup bir şeyler yazıyorum sürekli olarak. İşte her ne kadar ilk kitabım 2008 yılında yayınlanmış olsa da o zamana kadar yaşadıklarımın bir izdüşümüydü o. 2008 yılında ilk kitabım yayınlanmış olması, o imkanı yakalamış olmakla alakalı bir şey. Zannediyorum bu biraz da yaratılışla ilgili bir şey. Yani kendimi bildiğim bileli hep bir şeyleri yazdığımı, işte yazdıklarımı bir şekilde değerlendireceğimi hayalini kurardım hep. Yani o anlamda bir takvime bağlamıyorum yazma serüvenini. Siz kendinizi anlatırken çok açık cümleler kullanmıyorsunuz ve yazar değil yazanım diyorsunuz. Evet. Bunun hikayesinden bahseder misiniz? Ya bu şimdi yazarlık çok büyük bir iddia. Yani bir insanın kendisine ben yazarım demezse bir parça da ego diye düşünüyorum. İşte bir şeyler yazarsınız, herkes bir şeyler yazar, ortaya koyar. Ama yazdıklarınızın bir edebi değerinin olup olmadığının, geleceğe ya da bugüne dair bir değer olup olmadığına karar verecek olan okurdur. Size yazar ünvanını okur verecektir. Yani bir şeyler yazanın, her bir şeyler yazanın kendisine yazar demesi benim açımdan doğru bir şey değil. Benim çekindiğim bir durum. Peki Birol Bey, şimdiye kadar 26 kitabınız yayınlandı. Evet. Kitaplarınız hikayeleri gerçek yaşanmış olaylardan mı alıyor diyerek başladım öncelikle? Ya şey yapmaya özen gösteriyorum. Yani yaşanmış hikayeler olmasına, en azından esin kaynağının yaşanmış hikayeler olmasına özen gösteriyorum. Ama şu var, şimdi bizde bir klişe vardır, işte hayatımı yazsam roman olurdu. Herkesin hayatı bir roman. Önemli olan ona o gerçekleri bir takım kurgularla besleyebilmek. İşte bir ordunun derelerini yazdığımda da aynı şey olmuştu. Yani olayın iskeleti tamam budur ama gelişen olaylar kurgudan ibaret. İşte benim çok önem verdiğim Çalı Çileği adlı dörtlemem vardır. Dört ciltten oluşan bir roman serim vardır. İşte orada da böyle hayatın birebir kendisi değildir ama çok da uzak değildir. Peki yani bütün kitaplarınız sizin için önemli tabii ki ama en önemli gördüğünüz kitabınız hangisi acaba? Valla yani şimdi kitaplarıma ayıp olacak ama yani birini de seçmem gerekiyor. Gönlümdeki kitabım Çalı Çileği dörtlemesidir. İşte bir dönem romanıdır Çalı Çileği. Çok az sayıda basıldı. Çok da bilinen bir kitap değildir zaten. 1950'li yılların ortasından 80'li yılların ortasına kadar bir dönemi kapsar. Karadeniz'in yüksek bir dağ köyünde başlayıp sürekli olarak göç temasını işleyen, benim önem verdiğim bir kitabımdır. Bir de Ordu'nun Dereleri'ni severim ben. Ordu'nun Dereleri romanını da yazmıştım vakti zamanında. O da benim için özeldir. Peki bu kitapların hikayeleri hani nereden bunları yazmak aklınıza geldi? Ya bu öyle bir şey ki bazen, bakın şey anlatayım size. Benim Tahta Tabureler diye bir kitabım var. 2011 yılında yayınlandı. Bir hikayesi şöyle gelişti. Bir arkadaşım, bayan bir arkadaş, bir mekanda oturuyoruz. Bana şey dedi, ya dedi, siz de gazetede yazıyorsunuz. Benim bugün başıma bir iş geldi. Bunu da bir yazsanıza, ya çok çirkin bir şey yaşadım falan. Nedir dedim. Ya dedi, yolda dedi, yürüyorum, kaldırıma dedi, esnaf dedi, tabureleri atmışlar dedi. Orada oturmuşlar dedi, sigara, çay, işte tavla muhabbeti. Çok rahatsız oldum yanlarından geçerken, mecburen aralarından geçtim falan dedi. Orada o romanın ilk ateşi orada yakıldı mesela. Böyle çok küçük bir ayrıntı. Bir anda sizi kocaman bir roman içerisine götürebiliyor. Peki okuyuculardan da ilginç tepkiler alıyorsunuzdur tabii diye düşünüyoruz. Bunlardan bize bahsedebilir misiniz? Biraz ilginç hikayeleriniz var mı acaba? Ya aslında böyle çok kötü hatıralarım yok. Mesela böyle çok çok sert tepkiler almadım. Ama tabii olanlar da var. Mesela şöyle tatlı sert bir tanesini anlatayım. Çalı Çileği'nin ilk kitabı Gelin Kayası yayınlandı. İşte kitap evinin sahibi arkadaş beni aradı. Ya abi dedi, işte burada bir abimiz var. Çalı Çileği'ni okumuş. Sizinle de görüşmek istiyor, tanışmak istiyor falan diyor. Olur dedim, zevkle. Aldım telefonu. Başladı işte kitabı anlatmaya. İşte şöyle güzel, böyle güzel. İşte şurası beni çocukluğuma götürdü. Burası şöyle yaptı. Tabii bu övgüyü alınca da hoşunuza gidiyor bir yerde.
Bayağı bir methetti ama, anlattı. Ondan sonra ama dedi şimdi, durduk böyle. Çünkü o ama artık her şeyi bitirdi orada. Ben dedi bu kitabı dedi çoluğumun çocuğumun dedi içine sokmam. Ha, ne olduk dedik ya, az önce iyiydik hani işte anlatıyordun şöyle güzeldi böyle güzeldi. Yok dedi orada dedi bir sürü küfür var dedi, sen dedi bir sürü küfür etmişsin. Abi dedim ben küfür etmem. Ayrıca orada dedim küfredenlerin de isimlerini, şemallerini verdim sana bak ben etmiyorum roman içindekileri diyor. Yani şey demeye çalışıyorum, kitabı yazan aslında çok da subjektif olmamalı. Şöyle ki, ortada bir fotoğraf var. Siz o fotoğrafı yazı diliyle anlatmaya çalışıyorsunuz. Orada bir çiçek varsa, o çiçek kırmızı ise o kırmızı bir çiçektir. Siz birileri bunu sarı görmek istiyor diye sarı yazamazsınız, yazmamanız gerekir. Ben yazarken buna dikkat etmeye çalışıyorum. Tabi böyle çok da sınırları zorlamak, tabuları yıkmak böyle şeyler yok. Böyle bir iddiam ya da böyle bir amacım yok ama çok da fazla şey yapmam, saklamam duyguları, görüneni, görüntüyü çok da fazla alamam böyle. Peki son kitabınız Mavi Kadar'a gelelim. Öncelikle okuyucuyla ne zaman buluşacak? Mavi Kadar basıldı. Şu anda Ordu'da bir kitap evinde satışa sunuldu. Ulusal ağda satışlı internet pazarlamacılığı var biliyorsunuz. Oralarda bu da bir hafta 10 gün içerisinde zannediyorum internet sitelerinde satışa sunulacaktır. Bu kitap sizin 43 yıllık birikiminiz diyebiliriz. Neler söyleyeceksiniz kitap hakkında? Ya aslında 43 yıllık birikim de değil de şöyle diyelim. Bu kitap deneme, anı, öykü hatta yer yer roman tadında bir kitap. Ve bunu yaparken de bugünü değerlendirirken çocukluğumdan kalan izlerle değerlendirmeye çalıştım. Çocukluk hatıralarımdan bugüne damıttıklarım, onları işte öykü tadında anlatmaya çalıştım. Peki ne kadar sürede tamamlandı bu kitap? Şimdi hikayesi 43 yıl dediğiniz gibi. Ama bunun şimdi bu hale gelmesi 3 yıl kadar bir zaman aldı. 3 yıl kadar yazdığım, biriktirdiğim, üzerinde oynadığım birçok konunun yazının kimisi güncel, kimisi güncelliğini yitirmiş olsa da şey diyorsunuz ya ne kadar da benziyor bugünlere falan diyorsunuz. O türden konular içeriyor. Peki neden Mavi Kadar? Ya ben maviyi çok severim. Maviyi niye çok sevdim de aslında kitabın içerisinde Mavi Kadar başlıklı bir bölüm var. Orada yazıyor. Şimdi neden maviyi severim, neden Mavi Kadar kısmına girdiğim zaman ben bir yerde de kitabın şifresini vermiş olurum. O yüzden onu okura bırakmak istiyorum. Peki Birol Bey çok teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? Son olarak eklemek istediğim farklı konu var. Evet. Az önce içeride stüdyonun arkasında arkadaşlarla konuşuyorduk. İşte ya bu memlekette kitap okunmuyor. Bak işte yazmışız etmişiz filan. Dedim tamam okunmuyor da. Geçtiğimiz haftalarda Ankara'da havalimanında Nihat Genç'in kitabını alacağım. Çok severim kendisini. Girdim bir kitap evine, oradaki kitapların bir tanesine. Ya kitabın üzerindeki fiyat 35 lira. Tamam okumuyoruz eyvallah. Ama bir kitapta 35 lira çok fazla. Bu noktada eğer okunmak istiyorsak, okutmak istiyorsak bu işin bir de bu maddi boyutuna bir çeki düzen vermek gerekiyor. Makul seviyelerde olması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Birol Bey. Hoşça kalın.